Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle birkaç tane maç atalım bakalım oyunda son durumlar nasıl. Bir de eğer denk gelirse size bir özel güç taktiği göstereceğim. Şu buz top ve klon kaleci ile beraber bir taktik var. Bilen arkadaşlar vardır ama bilmeyenler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar normalde savunma güçleri arkadaşlar ama güzel bir şekilde kullanıldığında gol atmak için bile kullanılabiliyorlar yani. Eğer denk gelirse göstermeye çalışacağım. Ha, bot geldi. Kaç zamandır bot gelmiyordu? Yani bot sayıları gerçekten çok bayağı derecede düştü. Güzel bir şey. Yani tartışmalı bir konu aslında. Bazı kişiler hiç bu durumdan memnun değil. Bizim klandaki arkadaşlar, abilerin de bazıları şikayetçi ama ben ne yalan söyleyeyim yani şahsen botların olmamasından çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zaten sezon kasma gibi bir derdim de olmadığı için, en azından şimdilik işler olduğu için zaten kasamıyorum. O yüzden yenilsem de sıkıntı olmuyor yani. Diyorum hani zaten böyle işim gücüm olduğu zaman oynayamıyorum. Arada bir giriyorum diyorum, bari güzel keyif alayım. Keyif aldıktan sonra bot gelmesin zaten. Botla keyif olmuyor yani. Benim düşüncem bu yönde. Her geçen gün kanal biraz daha büyüyor arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu anda en son baktığımda 163 aboneye ulaştık. Her gün artıyor yavaş yavaş. Bakalım nereye kadar gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Belki ilerleyen zamanlarda kanalı biraz daha büyütebilirsek daha farklı içeriklerle de karşınıza çıkabilirim. Yani yalan yok, ben şimdi sürekli kafa topu oynamak istemiyorum. Yani kafa topu oynarım ama sadece kafa topu videosu çekmek istemiyorum, öyle söyleyeyim. Daha farklı videolardan bana öneriler verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten düşünüyorum hani daha farklı nasıl bir içerik oluşturabiliriz. Eğer bana bu konuda fikir verip yardımcı olursanız sevinirim. Sonuçta bunları da izleyecek olan yine sizlersiniz yani. Evet. Bot arkadaş bayağı bir çılgına bağladı iyice. İşte bu yüzden sevmiyorum yani. Şuraya bak. Alttan üstten yemiyor yani. Hata yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Sana ben bir klonlu kaleciyi basayım da uğraşamayacağım seninle hiç. Hah, aldım, araya oynatıyorsun. Yok artık. Vay 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 vay. O, lan nasıl oldu o iş? Klon kaleci gol yer mi ya? Vay arkadaş ya. Bu bot kafaya taktı, yenecek bizi ha. Lan klon kaleci gol yedi ya, şaka gibi. İyi ki de videoda denk geldi ya. Söylesem inanmaz kimse ha. Allah'tan videoda denk geldi. Allah'ın botu klon kalecime golü attı ya. Vay anasını. Size oldu mu daha önce arkadaşlar bu? Klon kaleci gol yeme mevzusu. Yani yalan olmasın, şimdi bana belki birkaç kere olduğunu hatırlıyorum ama çok nadir oluyor yani. Çoğu zaman olmuyor yani. İmkansız gibi bir şey. İşte nasıl da güzel lafı denk geldi yani. Niye botlarla oynamak istemiyorum? Aha bu yüzden işte. Klon kaleciye gol atıyor botlar ya. Var mı ötesi yani? Heh. Özel güç işlemiyor botlara yani. Ben niye botlarla oynayayım ki? Nasıl keyif alayım yani botla oynamaktan? Neyse ama iyi denk geldi ya. Göstereceğimiz bir şey oldu en azından. Böyle boş boş maçı yapmamış olduk. Bir tane daha atalım. Gerçek rakip gelsin bu sefer ama ya. Şöyle dişimize göre. Ana yine bot geldi. Sanırım arkadaşlar benim internetim zayıf, o yüzden bot geliyor. Çünkü şu anda yurdun internetine bağlıyım yani. Yurtta kalıyorum ben şu anda. Yurdun interneti kötü olduğu için bot buluyor. Telefonla oynadığım zaman GSM operatörünün internetiyle beraber çoğu zaman yani %95'e yakın oranla gerçek rakip geliyor. Ama bilgisayarda internette işte sıkıntı olduğu zaman bot buluyor. Benim anladığım bu yani. Eğer sizin tecrübeleriniz varsa bu konuyla alakalı bilgilendirin bizi de. Ona göre hareket ederiz durumun geri geldiğinde.
Ah, niye botlarla oynamak istemiyorum? Aha, bu yüzden işte. 1000 tane özel güç kullanıyor. Üst üste kullanıyor. Nasıl olsa bedava. Nasıl olsa güçler şirketten. Masama vermiş, koymuş. Al kullan, bunların başına bela ol diye. Hele az önceki neydi öyle ya? Resmen klon kaleciye gol attı bot ya. Bir de oyunun en güçlü karakterinin klon kalecisine yani. Elimizde sihirdar var. Biliyoruz özel gücümüz var. Elmas verdik, zümrüt verdik, aldık, kullanalım. Adam bize kullandırmıyor ki ha işte. Çok saçma bir şey bence. Yani siz belki botlarda denk gelmişsinizdir ama mesela hiç gerçek bir rakibe karşı klon kaleciye gol yediniz mi? Mümkün mü böyle bir şey? Hani büyük kaleyi falan açmadığı sürece. Normal kalede klon kaleci asla ve asla gol yemez. Yani imkansız gibi bir şey. Ama bak bot atıyor. Gözlerinizle gördünüz yani. Çok saçma. Tane de şeyde mi alsak ya? Bilet gelmişti. Kariyer modunda atalım bir tane maç. Kariyer modunda daha çok sanki gerçek rakip geliyor. Sanırım özellikle ayarlamışlar ki hani güçlü rakipler gelsin de o 7 saatte biriken bilet boşa gitsin. Yapmış olabilir yani. Şirket bu şekilde düşünmüş olabilir. Şimdi de açalım. Oyuna hiç nadir veya sıradan karakter eklenmiyor. Bence onlar da gelmesi lazım. Yani hep efsanevi gelmese de olur. Arada sırada nadir ve sıradan karakterler de gelse bence iyi olur yani. Hani biraz daha güçleri artmış olur. Çünkü şöyle düşünün yani. Oyuna herhangi bir şekilde para yatırmayan veya yatıramayan arkadaşlar sürekli nadir karakterlerle oynuyor. Neyle oynuyor mesela? Maymun Kral'la oynuyor. Android'le oynuyor. O lav kafayla falan oynuyor. Şimdi sürekli yeni karakterler çıkınca hep böyle efsanevilerden. Onlar adamlar hiçbir şekilde açamıyorlar bunu kolay kolay. Ama mesela nadir gelse ne olur? Onlara karşı şansı biraz daha artmış olur. Ah, Payeksan'ın botu geldi. Ulan 7 tane bilet boşa mı gidecek şimdi? Bayılmaz da bu şimdi. Dur bakalım ne yapacağız. Dur bakalım ne yapacağız. Ah, şuna bak nasıl vuruyor ya. Yok arkadaş yok, şuna bak ya. Topa değmeden vuruyor zaten. Nasıl yenecek ki bunu? Gitti 7 saat bekledik. Bilet boşa gidecek. Özel güçler vardı bende bir sürü. Zamanında elması basmıştım almıştım. Yani şöyle söyleyeyim ki yaklaşık 2000 tane falan elmas harcayıp özel güç almıştım. Birkaç ay önce falan. Onlar bitti. Şimdi gerçek rakipler düşük karakterde bile olsa özel güç kullanıp yediriyorlar. O yüzden çok mağlubiyet aldım. Özel güçlerde tabii para demek. O yüzden harcamak istemiyorum. Elmasları biriktirmek istiyorum. Özellikle bu kanalı açtıktan sonra elmasları daha çok biriktirmek istiyorum. Neden? Çünkü yani yeni bir karakter açılır. Açarım hemen. İçerik olur. Siz de görmüş olursunuz. Evet, bu maçı şaka şaka yenildik. Hem de çok büyük bir farkla. İşte bundan bahsediyorum ya. Ben oynayamıyorum arkadaş bu botlarla. Yani kim ne derse desin. Beceriksiz desin. Şöyle böyle desin. Yani bir kıymet harbiyesi yok benim için. Oynanmıyor. Ha, vardır illaki taktikleri ama onu da öğrensen ne öğrenmesen ne zevk alamadıktan sonra bir anlamı yok yani. Ha, bota yenildik. Hem de şey maçında yani. Kariyer maçında. Çok canım sıkılıyor botlar geldiği zaman. Bir tane de başka bir karakterle son maçı atalım. Sonra da videoyu kapatırım ben. Şöyle farklı bir karakterle oynayalım ya. Neyle oynayalım? Eski efsanelerden. Hey yavrum be, Atlas Titan. Benim elimde vardı. Ronaldo vardı. Bu adam, bu karakter bir geliyordu. Darma duman ediyordu, gidiyordu bizi. Bir de bu eskiden boyu uzun olduğu için, bayağı boyu yüksek olduğu için kuş kafayla bile kapışıyordu yani. Hey 7 günler. Şimdi sihirdarlar, payeksavalar, iskeletorlar, büyük şefler havada uçuşuyor. Herkes almış. Bir de eskiden bu efsanevi karakterleri açmak cidden çok zordu arkadaşlar. Eski oyuncular iyi bilirler.
Yani böyle etkinliklerde nerede böyle süper karakter paketi verecek? Onu verecek, bunu verecek. Ayda bir kere size şey veriyordu yani. Ayda bir kere günlük giriş ödülünden 30. günde o da girerseniz bir tane süper karakter paketi veriyordu. Açın bakalım açabilirseniz bir tane efsane. Şimdi yalan yok yani. Gerçekten çok rahat açılıyorlar. Yani oyuna para yatırmayan ve iyi oynayan yani bir adam ya da bir kadın fark etmez. Karakterleri rahat rahat açabiliyor yani. Hepsini olmasa da işe yarayacak kadar açabiliyor. Mesela ne açıyor şu anda? Büyük Şef'i açıyor. İşte Denizler Kralı'nı açıyor. Bir şekilde açıyor yani. Arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Bir sıkıntı daha var şu anda oyunda. Botların azalmasıyla beraber süre gelen bir sıkıntı şu ki aşırı derecede bağlantı hataları gelmeye başladı. Tamam şu anda benim internetim zayıf. Eyvallah bir şey demiyorum ama normal telefondan oynarken de içten geçmeler, topla karakter alakasız hareket ediyor. Yani adam mesela aynı botlar gibi topa hiç değmeden vuruyor ya da arkasından vuruyor. Bakın mesela şu anda belli oluyor. Bu sadece benim internetimle değil, sistemde de olan bir sıkıntı. Çünkü telefonda da yaşıyorum bunu. Umuyoruz ki bunu da düzeltir masamı en kısa zamanda. Hazır şöyle gerçek rakipler gelmişken şöyle güzel güzel oynamaya bir doyalım ya. Umuyoruz böyle olur. Bu adam da iyi oynuyormuş ya, yalan yok şimdi. Kimmiş? Bak bak bak, koyduğu isme bak. Koyduğu isme bak ya, ulan. Yorumu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum yani. Bak bak bak. Ulan ben sana gösteririm şimdi. Dur ben seni kanser etmezsem ne olayım ben. Dur şimdi sen. Hem bu sayede videonun başında söylediğim şeyi de göstermiş olurum. Bakın arkadaşlar. Gidin böyle. Gelsin. Vurdu mu? Gördünüz mü? Bu şekilde gol atabilirsiniz. Hani demiştim ya videonun başında özel güçleri yani klon kaleciyle buz kaleyi sadece savunma amaçlı değil gol atma amaçlı da kullanabilirsiniz. Sahanızı da terk edin. Adam böyle sevinsin gol atacağım diye vurduğu anda sekecek kendi kalesine girecek yani. Tabi garantisi yok bunun hani gerçi hiçbir gücün garantisi yok da en azından bir şansınız olur yani buz kaleyi ve klon kaleciyi savunma hem de saldırı amaçlı kullanabilirsiniz bu şekilde. Diyelim ve yavaş yavaş videoyu da bitirelim. Aynen özel güçler bitti. Dediğim gibi gördüğünüz gibi büyük kale almıştım. Bir dünya 300-400 tane. Bundan da almıştım buz kale bir de büyük kafa almıştım. Ama baktım sonra yani zaten oynadıkça harcıyorum gidiyor yani. Yensen yine yenilsen de. En azından orada elmas olduğu sürece bizim bir gücümüz var yani. Bir şey olsa alırsın, karakter çıksa alırsın, etkinlik olsa kasarsın, hani değecek bir şey olsa. Ama elmasın yoksa biletin bitti mi maç bile yapamazsın yani. O yüzden elmaslarınızı saklamaya bakın. Benden size tavsiye. Neyse arkadaşlar, videoyu bitireyim burada. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.